Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde Go içerisindeki contains ve contains any function'ları inceleyeceğiz. Burada çok fazla örnek hazırladım. Bu nedenle bunları tek tek yazıp video süresini bir saate çıkarmak istemiyorum çok basit bir video için. Bu nedenle şöyle contains ile başlayalım. Contains 1 içerisinde şöyle bir şöyle temizleyeyim. Şöyle basit bir örneğimiz var. Mesela value 1, value 2, test, golang ve source olarak da bu bir test yazıyorum. Ve contains'te şunu yapıyoruz. Elimde bir veri var source olarak ve diyorum ki elimdeki bu kaynak içerisinde şu veri var mı? Sadece bunu sormak için. Eğer varsa bize true dönecektir bu. Ve biz de istersek o işlemi yapabiliriz. Bakın üzerine gelince zaten geri dönüş değerinin boolean olduğunu bize söylüyor. Value 1 yani test source içerisinde var mı? Var. Value 2 var mı source içerisinde yani golang? Yok. O zaman şöyle contains 1 metodunu biz çalıştıralım. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. 1 ve 2 yazması. Bakın burada bir püf nokta var. Kafanız karışabilir. Biz burada ilkinde pozitifini istedik. Yani contains ile baktık. Source içerisinde test var mı? Var. O zaman 1 yaz. İkincisinde ise biz burada bir ünlem işareti koyduk. Bu olumsuzluğunu alır. Bizim istediğimiz işlemin. Yani bunun anlamı aslında şu. Source içerisinde value 2 yani golang yok mu? Yok değil mi? Şeklinde bir soru aslında. Bunun cevabınız ne olur? Bir şey var mı yok mu? Eğer yoksa ve karşı taraf size yok mu diye sorduysa siz burada evet yok dersiniz. Yani true dersiniz. Burada da aynı mantık işliyor. Devam edersek contains 2 içerisinde birden fazla örneğimiz var. Mesela Turkey datası üzerinde. Bunun içerisinde TUR var mı? Evet. Turkish içerisinde Türk var mı? Var. Human içerisinde büyük harfli human var mı? Yok. Ya da büyük harfli whom var mı bunda? Welcome to Mars içerisinde Mars var mı? Var. Bu boşlukta bu boşluk var mı? Ya da şu şekilde iki boşluk karakterinde bir boşluk karakteri var mı? Ya da bir sayı içerisinde bir var mı mesela? Şimdi buna bakalım. Sonucunu inceleyelim. Çalıştırıyorum. İlki true. İkinci true. Üçüncüsü false. Çünkü büyük küçük harf duyarlı bu veriler. Çar karşılıkları farklı bunların. Diğeri de yanlış. Bu true. Peki sondan üçüncü nedir? Bakın burada karakter bile yok aslında. Boşluk karakteri bile yok. Bunların ikisi de eşit olduğu için true dönüyor. İki tane boşluk karakteri içerisinde bir tane boşluk karakteri olduğu için bu da true. Bir numara, bir sayı içerisinde bir rakam var mı? Var. Bu da bize true olarak dönüyor. Peki. Contains gayet basit. Üzerinde çok fazla konuşmaya gerek yok. Peki contains any nasıl çalışıyor? Ona bakalım. Contains any'de de benzer bir mantık aslında. Biz bir source veriyoruz. Yani bir kaynak string data veriyoruz. Bunun üzerine de diyoruz ki bu verdiğim kaynak içerisinde şu ikinci parametre içerisinde verdiğim karakterlerden herhangi birisi var mı? Mesela yukarıda 1, 2, 3, 4, 5 yazıyor. Ama aramak istediğim şey 1, 3, 5. Burada aslında şu demek oluyor. Toplu olarak veriyorum ben bunları. Bunlardan herhangi birisi var mı? Mesela 1 var, 3 var, 5 var. Haliyle bu bize true değer dönmesi lazım. Peki burada var mı? 5, 4, 3. Bu sefer de tersten. Evet bu da var. True vermesi lazım. Peki bunun içerisinde, contains en içerisinde... Düzeltiyorum. Source içerisinde soru işareti var mı? Yok. Yani bu durumda Z'yi ekrana yazamayız.
Bunu hemen şöyle çalıştıralım, üzerinde konuşalım. Bekliyoruz. Bakın true, bu da true bahsettiğimiz gibi. Şu false, çünkü bunun içerisinde soru işareti yok. Diğerleri de mesela merhaba içerisinde. Şöyle bakıyorum. Yanlış oldu. Yanlış metodu çalıştırdık. Rastgele doğru veriler geldi. Evet, bakın true, yani buradan x geldi, buradan y geldi, buradan bize bir şey gelmedi, z'yi yazmadı. Merhabadan bize true geldi. Ne demek oluyor burada? Şunların herhangi birisi var mı bunun içerisinde? E'yi buldu. A ve E bunun içerisinde olduğu için ilk herhangi birisi, yani bunlardan herhangi birisi bunun içerisinde varsa true döner. Diğerlerine bakmasına gerek yoktur. O yüzden direkt bize true'yu verdi zaten. Burada iki tanesi de uyuyor. A ve E bunun içerisinde var. Mars içerisinde i var mı? Yok. Bize false olarak geri döndü. Bakın şu z gelmedi mesela. Ama ben bunu olumsuzluğunu almak istersem başına bir ünlem koydum ve dedim ki bu veri içerisinde soru işareti yok değil mi? Bunu sorarsanız ve bunun içerisinde yoksa bu sorgu size evet yok der. Yani true. Şöyle. Bakın x, y, z. Bu sefer z geldi. Bunu kapatıyorum. İkinciye bakalım. Burada da diğeriyle benzer. Bakın şurası. Ben hemen bunu değiştireyim. Ve çalıştırarak sonuçlar üzerinden konuşalım. Bakın burada. Bunun içerisinde küçük e var. O yüzden daha farklı bir şekilde bakmasına gerek yok. Burada 1000 karakter de olsa bir tane e'yi gördüğü zaman true dönecek. Diğerinde Turkey. R ve K var mı? True. Bu aslında birden fazla karakteri gösterebilmemizi sağlıyor. Mesela ben bunu Z yapsaydım, Turkey içerisinde Z yok. Nasıl bir sonuç elde ederdik? R var ama Z yok. Bakın ikincisi true. Çünkü bunu or olarak işletiyor aslında. Turkey içerisinde küçük T var mı? Yok. Şu false. Büyük Turkey içerisinde büyük T var mı? Var. True. Turkey'de Turkey var mı? Evet. Sondan bir önceki değil de true. Şu false. Bakın büyük Turkey içerisinde bunu göremiyor. Bunu bulamazsınız. Ya da şöyle bir veri içerisinde bir sayı aradınız diyelim. O da mümkün. Bakılabilir. Aynı şekilde mesela şu da kullanılabilir. Sondan bir önceki bize true dönüyor. Çünkü içerisinde 1 ve 2 değerleri var. Sonuncusu ise bize false dönüyor. Çünkü biz bunu contains any değil contains ile aradık. Ve şu şekilde komple bir veri taraması yapıyor buradaki veri içerisinde ama contains any ise parça parça bakıyor, karakter karakter. Bunlardan herhangi birisi burada varsa mesela bir var, tamam, devamına bakma, önemli değil, direkt true'yu dön şeklinde bir yöntem var. Bu ise kalıp şeklinde şöyle bakıyor. Mesela ben bunu kopyalayıp buraya yapıştırdığımda ve tekrar çalıştırdığım zaman göreceksiniz, bakın en sonuncusu bize true döndü. Çünkü kalıp olarak var artık.